Merhaba Levent Bey. Merhaba Melike. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Erzincan ilçede bir toprak kayması oldu maden maden sahasında ulaşılamayan işçiler var. Bunun için ne söylemek istersiniz? Öncelikle işçilere geçmiş olsun. İnşallah sağ salim kurtulurlar. Ama Türkiye'de bitmeyen bir tablo bu maden meselesi. İhmalkarlıklar şey var olan sorunları görmezden gelmeler, uyarıları dikkate almamalar. Uyarı da yapılmış. 2022 yılında gördüm. Hem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın uyarısını gördüm. Hem başka raporları gördüm. Bayağı bir uyarı yapılmış. Burada siyanürlü altın işleniyor ve toprağa karıştı. Bu büyük bir heyelana neden olacak. Olursa bile de Fırat'ın nehirinde, Fırat Nehri'nin hemen dibinde. Bu büyük bir, Orta, orta Doğu'ya kadar yayılabilecek bir şey fakat devlet her zamanki gibi ihmalkarlığıyla. E çünkü e, ülkedeki her şey domino etkisindedir birbirine. Yani bir yer bozuksa öbür yerin iyi olma şansı yok. domino nasıl bir tanesine böyle dokunursun, yıka 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 gider ya. Yani niye uyarıları dikkate almıyorlar? Çünkü ekonomi kötü. İşte yer altından çıkacak madenin şeye katı, karıştırılması gerekiyor, ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Buradaki sıkışıklık, buradaki ihmalkarlığa zemin yaratıyor. Görmezden geliyorlar. Ve her meselede olduğu gibi Türkiye hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Denetleme diye bir şey yok. Denetlese zaten e, görmezden gelme gibi bir durum çıkıyor. Umarım daha büyük bir felakete dönüşmez. Umarım o işçiler sağ salim oradan kurtulurlar. E, ve pek bir umudum yok ama umarım iktidar aklını başına alır da bundan sonra en azından ee, bu tip şeylere, uyarılara en azından bir kulak asacak duruma gelir diyeceğim. Bu konuda ne yazık ki pek umudum yok. Bu i̇ktidarın e, yani, tamamen şeye kilitlenmiş, kendi pozisyonunu korumaya, bütün enerjisini, bütün dikkatini nasıl yaparım iktidarda kalırım üzerine kurmuş bir iktidarın ülke meseleleriyle ilgili çözüm üretme, ülke meseleleriyle ilgili kafa yorma, ona erken bir müdahalede bulunma alışkanlığı kazanması, refleksini göstermesi teknik olarak mümkün değil. O yüzden Türkiye'nin başındaki en büyük sorun bütün enerjisini, bütün dikkatini kendi iktidarını korumak üzere harcayan bir anlayışın iktidarda olmasıdır. Bu her felakette böyledir. Her, bu sadece bugün madendir. Yarın Allah muhafaza deprem, öbür gün başka bir felaket, korona, aklan gelebilecek salgın. Her şeyde bu aklı ortaya koyabilecek o irade ne yazık yok. Dediğim gibi bütün dikkatler nasıl yaparım da burada kalırım üzerine kullanıldığı için bu tip şeylerde de ihmalkarlık hasrafaya çıkıyor. E, CHP'nin İstanbul ve Ankara'da yeni ilçe adayları açıklandı. Yine tartışma çıktı. İstifaları olduğu bazı yerlerde protestolar gerçekleşti. E, niçin her duyuruda e, aynı tablo yaşanıyor sizce CHP'de? Evet bir kere daha CHP konuşacağız. Evet. Artık bana şey geldi, bıkkınlık hatta tiksinme geldi. Yani o kadar CHP konuşmaktan ama siyaseti yorumladığımız için ne yazık ki bunlarla böyle karşı karşıya kalıyoruz. CHP'nin şu andaki yönetimi, ben en azından 40, yani 52 yaşındayım. 40 yılımı hatırlayayım diyeyim öyle. Ben 40 yıldır herhangi bir partide böyle bir dağınıklık görmedim. Bak CHP'de demiyorum ha. Yani 40 yıllık hatırladığım siyasi hayatta herhangi bir partide böyle bir dağınıklık, böyle bir iç kavga, çatışma, koltuk pazarlığı, koltuk kavgası ben hiçbir yerde görmedim. Daha önceki partilerde de benzer bir koltuk kavgaları tabii ki olmuştur. Sütten çıkmış ak kaşık değiller. Ama bu kadar açıktan yapan, bu kadar göz göre göre yapan ben başka bir yöntem ne gördüm ne duydum. Şimdi... E Seçmen can derdinde, CHP'dekiler koltuk derdinde. Ne yazık ki. Hemen hemen herkesten kulağıma geliyor, duyuyorum. Sağda solda kimisi bana söylüyor, kimisi sağda solda konuşuyor. Duyanlar bana söylüyor. Bütün siyasetçiler Türkiye'nin başına neyin geldiğinin farkındalar. Yani ben kasırga diyorum ya, kasırga geliyor. Hepsi bunun farkında. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben Kemal Bey'le yaptığım bir konuşmayı aktarmıştım burada. Ben Kemal Bey'e... Ya Kemal Bey aday olmayın lütfen. Bak bu ülke yanar. Bu seçimi eğer kaybedersek bu ülke yanar diye bir konuşma yaptığımda o zaman Kemal Bey şöyle demişti. Bunu açıkladım zaten de. Levent ülke bitti. Hiçbirimizin kurtarma şansı yok bu saatten sonra. Bak. Çünkü bana öyle bilgiler geliyor ki Türkiye'nin buradan toparlanma şansının kalmadığını düşünüyorum. Bunu bana 2023 öncesi söylemişti. Bunu bu bu bakış açısı yani Türkiye kasırga geliyor, benim kasırga geliyor. Aslında bütün siyasetçilerin bildiği bir şey. Ve bunu bildikleri için can havline düşmüşler. Yani nasıl olsa ülke gitti, nasıl olsa ülkeyi toparlayamayız, bari bulunduğum koltuğu sağlama alayım. Rant sağlayayım, belediyeyi belli başlı belediyeleri kontrol altında tutayım, olmadı partiyi kontrol altında tutayım, çünkü gelen kasırgada bizim Türkiye olarak yapabileceğimiz pek bir şey yok, algıyı söylüyorum. Ama en azından ben pozisyonumu koruyayım. Bunu CHP artık açıktan yapıyor. Diğerleri biraz daha kapalı yapıyorlar. Yani diyorum ya, her partiden, isimlerden duyuyorum. Levent Gültekin anlattığı doğru bir kasırga geliyor. Bunu ekonomik olarak görenler var, iç çatışma olarak. Mesela DEM Parti'nin de mesela. Erdoğan'la bir diyalog kurmasının altında aslında bu yatıyor. Onlar da şunu fark ediyor. Ağır bir kasırga geliyor, bir yıkıma gidiyoruz. Bari buradan acaba Erdoğan'la yakınlaşıp Kürt sorununa bir çözüm bulabilir miyiz? Anlatabiliyor muyum? Herkes can derdinde ne düşmüş. Benim üzüldüğüm asıl kaybedecek, asıl bedeli olacak ödeyecek olan toplum kesimi yukarıdaki siyasetteki kavganın bir kısmını hala siyaset hala ülke zannediyor ve hala kendisini kur kurtaracak bir hamle olarak görüyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Biz 85 milyon, hep söylüyorum, kurbanlık koyun gibi gelen kasırgayı bekliyoruz. Siyasetçiler ise ben nasıl kendi canımı kurtarırım kavgası veriyorlar ve gördüğün gibi işte aday olmayan istifa ediyor, Milletvekilleri aday yapılıyor, doğru düzgün bir birliktelik kurulamıyor, içeride bir çözüm üretilemiyor. Bırak muhalefetin kendi içinde ayrışması, CHP darmadağın oldu. Mesela Gür, Gürsel Tekin'in istifası da bu anlattıklarınızla paralel mi? Hiç şüphe etmiyorum. Çünkü yani Gürsel Tekin dediğin adam bu partide benim bildiğim, daha benim hatırladığım, 20-25 yıldır, belki 30 yılda bulmuştur, milletvekilliği yapmış. Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, partinin genel sekreterliğini yapmış. Aklan gelebilecek her kademede bulunmuş. Her kademede. Neyi başarmışsın sorusunu sorun, bir tane cevabı yoktur. Sen siyasette olmasaydın ne olurdu? Sen koskoca bir partide bir de hani ortalama bir siyasetten bahsetmiyoruz. Genel sekreter, genel başkan yardımcısı düzeyinde ne olurdu? Buna bakmıyor. Ben ne kattım siyasete sorusunun bir cevabı yok. Ben olmasaydım ne olurduğunun da bir cevabı yok. Milletvekilliğinden olmuş şimdi gitmiş belediye başkanı olacağım diyor. Nereye? Kadıköy'e. Kadıköy'e olmaz demişler. E o zaman Esenyurt. Peki Esenyurt'a olabilirsin belki demişler. Oraya olmamış. Çıkmış istifa ediyor. İstifa ederken bak bir insanı şunu anlarım. Arkadaş ben belediye başkanı aday oldum. Beni yapmadınız. Ben o zaman gidiyorum. Bırakıyorum siyaseti. Bu çok anlaşılır bir şey. Bu gayet, gayet ahlaki de bir şey. Fakat Aday yapılmadığının akabinde attığı açıklama Atatürkçü Parti olmaktan uzaklaştı. Kimliğini kaybetti. Yeni mi kaybetti? Seni aday yapmayınca mı Atatürkçü Parti olmaktan uzaklaştı? Seni aday yapmayınca mı kimliğini terk etmiş oldu? Bence şunu görmemiz lazım. 2023'e Gürsel Tekin gibiler götürdüler Türkiye'yi, muhalefeti. O yüzden kazanılmadı bu 2023. Onu anlatmaya çalışıyorum. Muhalefet hep bu kafadaydı. Ben varsam burası var. Ben yoksam burası yok. Parti yok, Türkiye yok, toplumun derdi yok, ülkenin geldiği yıkımlar yok. İşte Adana'da bir sürü istifalar var. Belediye başkanlarında darmadağın oldu parti. Normalde normal bir muhalefet partisi Türkiye'nin bu içinde bulunduğu durumu hesaba katarak toplumun karşı karşıya kaldığı bu yıkımı, bu felaketi hesaba katarak bazı hesaplaşmalarını ertelerdi bu seçime gerçekten önem veriyorsa. Ama o kadar açıktan bir koltuk kavgasına döktüler ki seçmen yani CHP'lileri CHP'ye oy vermeyecek hale getirdiler. Bırak başka partiyi. Yani biz AK Parti seçmenine gel arkadaş CHP'ye oy ver diyecek durumları yok. Çünkü kendi CHP'lilerini küstürdüler. Niye küstürdüler? Yöntem çok basitti. Anket yapardın. Esenyurt'ta kimi koyacağız? Tarafsız üç tane kuruma anket yaptırırdın, koyardın aday adayların önüne. Kardeşim anket yaptırdık, buyurun. Birinci bu çıkıyor, ikinci bu çıkıyor, üçüncü bu çıkıyor. Teşkata da dönerdin, ilçeyle beraber yapardın zaten. O ismi aday koyardın. Ama öyle değil ki, tamamen hesaplaşma, kongre hesaplaşması kavgasını sürdürdüler, devam ettiler. İki, biraz önce söylediğim gibi kasırga geliyor. Ben bu kasırgada kendime nereyi bir sığınak alanı olarak bulabilirim? Belediye başkanlığı, milletvekilliği, partide genel başkan yardımcılığı falan. Mesela Veli baba Malatya'dan millet, belediye başkanı olmuş. Adayı olmuş. Veli Ağbaba partide 30 yıldır genel başkan yardımcılığı yapıyor, milletvekilliği yapıyor. Aklan gelebilecek her şeyi yapıyor. Yetmemiş şu anda zaten çok etkili bir pozisyonda Türkiye'nin üçte birinin belediye başkanlığı o belirliyor özellikle İzmir, Akdeniz bölgesinin yetmemiş Malatya'da aday olmuş. Niye? İnsanlar şöyle diyorlar. Baktım bugün sosyal medyada bir tweet atmıştım onun altına gelen yorumlarda. Abi kazanabilecek, kazanamayacağı bir yere aday olması bir fedakarlık değil mi? Ne fedakarlığı? Adam milletvekili. Ne fedakarlığında bulunuyor? Koskoca Malatya'da CHP'nin kazanamayacak olsa bile orada partiyi daha da yukarı çekebilir çıkaracak bir tane genç ismi yok mu? Niye bu isimler adaylığı. Mesela Veli Baba niye Malatya'dan adaylığını koyuyor? Kazanamayacağını bildiği halde milletvekili olmasına rağmen. Çünkü orada ikinci bir ismin parlamasına na, müsaade etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar şöyle diyorlar ya mesela filan ilde adam kazanmayacak. Kazanma ihtimali sıfır ama aday oluyor. Mesela İstanbul'da Zafer Partisi'nin adayı. Kazanma ihtimali var mı? Yok. Niye aday oluyor? Onun şöyle bir mantığı var. Siyasi aktöre dönmenin ilk basamağıdır adaylık. Tamam mı? Aday olurum. Toplum beni tanır. Doğru düzgün bir iletişim kururum. Bundan sonraki siyasi eğer bir adım hamle yapacaksam bu bana bir dayanak oluşturur. Velah baba niye Malatya'dan koyuyor? Muhtemel bir aktörün Malatya'da yeni bir ismin çıkmasını engellemek. Yetmiyor. Ben milletvekiliyim arkadaş. Oradan bir tane pırıl pırıl ki ben gittim Malatya konferansa. O kadar düzgün CHP'li gençler var ki o kadar pırıl pırıl ki eğitimli Al bir tanesini. Zaten kazanamayacağım gözüyle bakıyorsan. De ki kardeşim ben partimden böyle bir pırıl. Bir isim kazandır bu partiye. Bir isim. De ki Malatya'dan bir isim. Niye? Çünkü şöyle düşünüyor. Malatya'dan bir milletvekili çıkarıyor CHP. Olur da bir isim daha parlarsa benim milletvekilliği ihtimalim de tehlikeye girer diye yerine bırakmıyorlar. Kendisine yakın bir ismi de Çankaya'da aday gösterdiler Hüseyin Can Gürer'i. O da aynı zamanda Özel'in avukatlığını yapan bir kişi. 93'lü genç. Ama orada da şöyle bir sorun yok mu? Yani nasıl olsa kazanacağız duygusuyla mı hareket evet. ediyorlar? Hani tıpış tıpış zaten verecekler gibi. Evet var. çünkü öyle. Çünkü CHP seçmeni tıpış tıpış oy veriyor. Daha doğrusu CHP seçmeni değil. Şu anda muhalif seçmenin tamamı tıpış tıpış oy veriyor. E, bu Verme ama erkeksen. seçmeni istismar etmek olmuyor Tabii mu? Tabii ki. Bu, bu sadece bugün değil ki. 40 yıldır. Biz 40 yıldır şöyle oy kullanıyoruz. Aman dinciler gelmesin. Aman Atatürkçüler gelmesin. Aman Kürtler gelmesin. Aman milliyetçiler gelmesin diye oy kullanıyoruz. 40 yıldır, 40 yıldır bize gelip ben senin hayatını daha cennete çevireceğim diyerek oy alan kimse yok. Anlatabiliyor muyum? 40 yıldır istismar var. Şimdi bu arşa çıktı. Niye? Çünkü umursamıyorlar. Çünkü diyor ki kuzu kuzu vereceksin. Başka yolun mu var? Can Kayat'a kime vereceksin ki? Nasıl olsa vereceksin bari ben kendi adamımı koyayım oraya. Beşiktaş'ta kime vereceksin? Kadıköy'de. Kadıköy'de sen ayağa kalk. De ki ben bunu istemiyorum. Ha, İzmir'de. Ya İzmir'de mesela adam bütün teşkilatın şeyine itirazına rağmen bütün parti ayağa kalktı. Ben koyuyorum dedi. Vermiyorsan verme. Anlatabiliyor muyum? Seçmen iktidarla muhalefetin arasında rehin kaldı. Rehin. Rehim biz şu anda sadece güya ülkemizi kurtarıyormuşuz duygusuyla biz hareket ediyoruz ya halk olarak. Aman bu seçimleri de kaybetmeyelim. Aman bu seçim, aman bu seçim çok önemli diyoruz ya. Onlar bizim bu duygumuzu kendi hanesine bir rant olarak yazıyor. Çankaya'ya kendi adamını koyuyor. 22 aday var ultimatom vermişler partiye. Adam aday baş... O çocuk adaylık başvurusu bile yapmamış Çankaya'da. Bak adaylık başvuru, Partiye bakar mısın? 22 aday var. Gitmiş, çalışmış, kakıp kapı kapı gezmiş, para harcamış, pankart asmış, kendini tanıtmış değil mi? Teşkilatla bir bağ kurmuş. Parti çıkmış demiş ki, hayır arkadaş bu çocuk olacak. Vay işte bu çocuk işte Aleviymiş de hakimlik sınavı. Ben gel size 10 bin tane göstereyim. Alevi olduğu için mülakatlardan elenen. Hepsini koyun o zaman. Neye yalandan buradan istismar üretiyorsunuz ki? Ben size Alevi olduğu için mülakatlardan elenen 10 bin tane çocuk getireyim. Koyun hepsini o zaman bir yere. Bir de böyle bir oradan bir duygusal istismar yapıyorlar. Bilmem şöyle yaptık diye. Ama dediğim gibi siyasetin gündemiyle Türkiye, Türk halkının, toplumun gündemi başka. Siyaset kasırga gelirken canın, kendi canını kurtarma derdinde bence muhalefete oy verecek olanlar şunu düşünsünler. Biz ne yapıyoruz? Biz biz Gürsel Tekin'e 30 yıldır koltuk vermekten başka ne yaptık? Biz Veli a babaya pozisyon sağlamaktan başka ne yaptık? Biz Özgür Özel gibi bir adama kendi avukatını Çankaya aday koysun diye sadece... Biz piyonuz, biz gönüllü köleyiz seçmenler olarak. Gönüllü kölelik böyledir. En mertini Kemal Bey yapmıştı. Tıpış tıpış vereceksiniz. Tıpış tıpış verecekler şimdi. O rant kavgasına devam edecek ama biz neyi konuşacağız? Aman ülkemiz ne oluyor? Fakat benim daha vahim şaşırdığım normal bir seçime gidiyormuş algısı. Ben diyorum herhalde ben delirdim başka türlü görüyorum. Değil mi? Normal bir seçim varmış gibi yani sandıklar normal olacakmış. Oylar normal sal sal sandık güvenliği sağlanmış bunun için adalar evet, atar. Mesela sandık gibi. güvenliği diye bir konu yok Türkiye'de. Değil mi? Aylardır hiç hiç kimsenin öyle bir ya yani Anayasa Mahkemesi'ni dinlemeyen bir iktidar var. YSK kararını dinleyecek öyle mi? Kimsenin böyle bir derdi yok. CHP teşkilatlarını o kadar küstürdüler ki kim bu sandıkları koruyacak? Ben çok merak ediyorum. Belki örgütler çalışma yapıyordur ama bizim haberimiz yoktur. Belki. Olmaz ki. Bu öyle örgütle, örgütle olabilecek bir şey değil. 2023 seçiminde bir yıl önceden sosyal medyada, sosyal sivil toplum örgütleri, benim tanıdığım insanlar var. Buna rağmen biz 2023 seçiminde 75 bin sandıkta muhalif temsilci olmadığını gördük. Peki bu kadar dağılmış bir CHP, bu kadar dağılmış bir muhalefet sandıklara nasıl sahip çıkacak? Benim anlamadığım normal bir seçim yapılıyormuş gibi koltuk kavgası veriyorlar ya. Burada şunu görmemiz lazım halk olarak. Başımızın çaresine bakmanın yolunu bulmamız lazım. Siyasete umut bağladığımızda sorun çözülmüyor. Tartışmalardan, krizlerden sıra oraya gelmedi demek ki. Herhalde. Geldiğinde işten geçmiş olacak. Çünkü bu iş öyle bir ayda organize edilebilir bir şey değil. Sandık işi çok başka. Yani 2014 seçiminde Mansur Yavaş Ankara'yı sandıkla kaybetti. Hatırlıyorsun evet, değil mi? Evet. evet. Şu anda CHP'deki bütün adaylarla teşkilat ağırlıklı kısım, teşkilatla arası bozuk ve kim sandığı nasıl koruyacağını kimse bilmiyor ki gözümüzün içine bakarak Anayasa Mahkemesi'ni feshetme çalışması yapıyor. Gözümüzün içine bakarak dinlemiyoruz dediler bunun kararını. O yüzden Böyle bir normal demokrasi varmış, normal bir seçime gidecekmişiz, Ekrem İmamoğlu oy alacakmış, o sandıktan çıkacakmış algısı gerçeklerin farkında olmamaktır. Türkiye'nin nereye geldiğini görememektir. Mevcut iktidarın neler yapabileceğini tahayyül etmemektir. Veyahut bütün bunları bilip yokmuş gibi davranmaktır. Başka bir izah yok. Seçimlere bir buçuk ay kala Fethullah Gülen bir video çekti, attı. Videoda konuşması çok zor anlaşılıyor, güçlükle konuşuyor. Orada Mehmet Akif'ten bir şiir de okudu. 14 asır yine böyle bir 14 asır önce böyle bir geceydi. Kumdan bir öksüz çıkıverdi diyor. Ee, bu videonun maksadı ne? Servis edilmesinin amacı ne? Ben onun sizce? iktidara bir destek olarak okuyorum. Nasıl millet, bir destek? Evet, Millet çok komple teorisi kuruyorsun diyeceklerdir. Ama ben <laughs> siyaseti böyle okuyorum. PKK'nın Kılıçdaroğlu'nun lehine yaptığı açıklamalara benzer bir işlevi var onun. Yani FETÖ'nün ya da Fethullah Gülen'in cemaatin her neyse biz geri dönüyoruz şafak vakti yaklaştı sözü ancak toplumda endişe yaratır. O endişe bunlarla kim baş edebilir algısı yaratır Tayyip Erdoğan. Şimdi Fethullah Gülen cemaatiyle AK Parti'yi organize eden el, odak aynısıydı. Yani Tayyip Erdoğan'ın tam 2002 yılından itibaren siyasette önünü açanlarla Fetullah Gülen cemaatini büyüten kuranlar aynı odakta Amerika İsrail dediğimiz. Bu gizli saklı bir şey değil artık. Cemaat Amerika'nın piyonuydu Türkiye içerisinde. Bir süre bu ikisi baş başa devam ettiler. Tamam? Orduyu yıkmada, içerideki bütün şeylerde darmadağın etmelerde ittifak halindeydiler. Sonra bu ikisi yani bu patronun altında diyeyim, burayı patron diyeyim. Bu patron altındaki ikisi sürtüşmeye başladı. Fethullah Gülen cemaati eliyle Erdoğan'ı terbiye etmek istedi bu yapı. Bazen hizaya getirmek, bazen iyice kontrol altına almak. Fakat Erdoğan bunu fark etti ve bunu tasfiye etti. Bunu tasfiye ettiler ama bu hala buranın adam olmaktan kurtulmuş değil. Fethullah Gülen Amerika'da yaşıyor. Ve orada öksüz diyor cümlede? 14 asır önce yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın dördü bir öksüz çıkıverdi evet, diyor. Evet çünkü oradaki öksüz vurgusu da biraz adil öksüz. Yani darbeyi planlayanın ismine de bir atıf, atıf olarak yorumlanıyor. Ben şöyle okuyorum. Başından beri benim kasırga dediğim. Yanlış olabilir bu bir yorum sadece öyle bakın sevgili izleyiciler. Ben PKK'ya kim Kemal Beylih'in açıklama yaptırıyorsa. PKK'ya kim Murat Kurum'u yok etmemiz lazım diye daha geçen hafta koyduk. Yaptırıyorsa, Fethullah Gülen'e de yeniden dö geri dönüyoruz, Al toplumda bir FETÖ, FETÖ yeniden mi diriliyor algısını yaratma şeyini aynı akıl veriyor ki Tayyip Erdoğan'a küçük bir kıyak seçim öncesi. Ya olur da Tayyip Erdoğan yenilirse FETÖ geri döner, FETÖ geri dönerse Türkiye'yi bize cehenneme çevirir ama FETÖ dedikleri ya da Fethullah Gülen ya da o cemaat her neyse şunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki Türkiye'ye dönebileceğiz. Türkiye, dönebilecek. Türkiye dönebilecek bir Türkiye kalmadı sizin için. İnsanlar sussa taşlar sizi kabul etmeyecek. Çünkü bu ülkeye büyük bir kötülük yaptınız. Bütün cemaatin mensuplarını kastetmiyorum. Belki yukarıda bin kişi, belki iki bin kişi. Garip gureba burada tertemiz, inançlı kendi mensuplarını bu işe alet ederek İsrail'in, Amerika'nın burada piyonluğunu yaptılar ülkeye. Darbe yaptılar, şey yaptılar. Ama benim çok dikkat ettiğim bir şey var. Fethullah Gülen'in yüzüne baktım. Sen de görmüşsündür evet, değil mi? Evet. Ne kadar korkunç. Çok da yaşla, yani 82, 83. Yaş önemli değil. Yaştan önemli değil. Doreen Gray'in bir portresi diye bir kitap var Melike. Çok güzel bir kitaptır. Adam gençliğinde portresini yaptırıyor. Evinin duvarına asıyor. Sonra kendi hayatında yaptığı her kötülüğü o portredeki yüzünü değiştiriyor. Adam giderek kendi portresinden korkar hale geliyor. Yani şunu anlatıyor kitabın özü. Yaşamımız, hayatımız, yaptığımız kötülükler, başkasılarına verdiğimiz acılar bizim yüzümüzün şekline bürünür, yüzümüzde belli olur. Ya bir şeytana dönüşürüz ya pırıl pırıl nurlu bir insana, iyiliksek. Bak dikkat edin bazı insanlar çok böyle pırıl pırıldır. Değil mi? Ölürken yüzüne bakarız ya ne kadar nurlu deriz mesela, ne kadar temiz, parlak deriz. Bazı insanların yüzüne bakarsın için kararır. Ben dün akşam... Fethullah Gülen'in yüzüne baktım. bana içimi kararttı böyle. Adamın yaptığı bütün kötülükler. Bu böyle yüzüne burada birikmiş gibi o şey. Siyahlık o böyle bir bir de şöyle bir şey var. Temiz bir dindarlık yapan insanların yüzü başka oluyor. Dincilik yaparak hayatını sürdürenler sonunda bir şeytana dönüşerek ölüyorlar adeta. Ben onun yüzüne baktığımda öyle bir şey gördüm. Çok acayip yani. Bunların geri dönme hayali palavradan ibaret. Zannediyorlar ki geri döneriz, aynı havayı kurarız. Devlet başka bir iktidar olur, başka bir iktidar bize alan taşır. Cemaatin, tekrar söylüyorum, milyonlarca mensubunu kastetmiyorum. Bu yukarıdaki, bu onları da arkasına takan, toplasan 2000-3000 kişidir ancak İsrail'e gidip bu milyonları ciro eden. Milyonlarca tertemiz bu ülkenin inançlı insanını götürüp İsrail Amerika'ya ciro edip onların onlar adına bu ülkeyi yıkıma sürükleyen, onlar adına bu ülkenin meclisini halkın üzerine bomba attıranlar var ya. Onlar zannediyor ki biz bir daha geri döneriz. Burada bir Fethullah cemaati kurarız. Oradan bir alan açarız. Tekrar söylüyorum. Tayyip Erdoğan olsun olmasın. İnsanlar sesini çıkarmazsa ağaçlar kabul etmeyecek. Çünkü kendi ülkesine ihanet edeni kimse kabul etmez. Onların şu an, an, alınları, alınların burasında vatan haini yazıyor. Vatan hainliği silinmez bir lekedir burada. Ha tertemiz inançlı olan, geçmişte buna gönlünü veren, onların yapabileceği tek bir şey var. Ben te temiz bir niyetle destek vermiştim, ben artık yokum bu kirli yapının içerisinde. Ve onları hala kandırmaya çalışıyorlar ha. Zannediyorlar ki işte aman şafak geliyor, geridir. O garip kurabayı hala umut vermeye çalışıyorlar. Bir şeyle bağlantı kurmuşlar, bu Danıştay'ın FETÖ ile ihraç edilen... E, kişiler 450 hakime evet. geri döndü. Onunla bunu Onlara ilişkin, da bağlantı bu kuruyor. Işler. Bilmiyoruz ki oradaki de ne olabilir. Bak o bile şey olabilir. Çünkü yargıda kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani dün mesela şöyle bir haber çıktı sonra inkar edildi. Demin Diyarbakır eş başkan adayı gözaltına alınmış diye. Sonra ben hemen onu gölgemez ki muhtemelen MHP'li sa savcılardan biri Demle AK Parti arasında muhtemel bir diyalog zemini varsa ona bir darbe vurmak üzere yaptılar. Şu anda yargıda da öyle. Yargıda çıkabilecek bir karar iki dakikada Tayyip Erdoğan'ın ayarını bozabilir Türkiye'de. Böyle bir yani biz şunu biliyoruz. Türkiye'deki bütün kurumlar, bütün makamlar sadece iktidarın kontrolünde değil. Ha, bu makamların biraz sonra anlatırız zaten. Bu makamların her birinin başka yerlerde de bağlantısı var. Bir anlık bir kamikaze gibi bir karar veriyor. Onun ta ta şeyi, yarattığı tahribat toparlanana kadar bir bakıyorsun öbür taraftan bir sürü alan açılmış gitmiş. Birkaç gündür tartışılan bir konu daha var Adnan Oktar belgeseli. 140 Jorn'u e, ikinci kez, ikinci bölümü yayınladı. Orada e, sadece Şebnem Kurur Fincancı'yı biz tartışıyoruz. Kendisi eski TTB başkanı iddiaya göre sahte rapor düzenlemiş ve e, örgüt o rapor sayesinde bugüne kadar gelmiş. Yani siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere iki türlü söyleyeyim. Ben de izledim belgeseli. Yani öfkeden yerimde oturamadım yani. Daha birincisini de izlemiştim. Ya bir ülkenin nasıl çürüdüğünü izliyoruz. Bir tane akıl sağlığını kaybetmiş bir Allah'ın delisi memlekette bir örgüt kuruyor. Garip kurabanın bir sürü insanın çolunu çocuğunu kandırıyor, ayartıyor, getiriyor. Ve ülke tam 30 yıl boyunca devletin çeşitli, biraz önce söylediğim gibi Danıştay kararını ve devletin çeşitli kurumlarından korunuyor. Emniyet bir şey yapamıyor, yargı bir şey yapamıyor, ya bir İçişleri Bakanı koruyor ya başka. Ya yani gözümüzün önünde bir operasyon, örgüt, tarikat gibi ama bizim önümüzde kediciklerle dans eden bir adam portresi var. Ama arkasında felaketler var işte o bir tanesinin reşit olmayan, Adamın Avusturya'daki reşit olmayan 16-17 yaşındaki kız çocuklarını alıyor. Ya adam bütün ülkeye ayağa kaldırıyor. İki tane çocuğuna devletin o adamı nedenden yani Adnan Oktar'ı nedeninden o iki çocuğu almaya gücü yetmiyor. Bak koca bir devletin. Şimdi orada şöyle diyorlar. Diyorlar ki biz Adnan Oktar'ı 90'lı yıllarda sıkıştırdık köşeye. Tam çökecektik. Ee, Şebnem Hanım o zamanki tabip odası başkanı verdiği bir raporla Adnan Hoca'yı kurtardı. Ve orada şöyle bir iddia var. Diyorlar ki rapor verdiklerinden birinin göz kapakları yok doğuştan. Beş yıl sonra sanki o gün yapılmış işkence yapılmış gibi rapor verdi. Şimdi iddia bu kadar somut. Buna buna Şebnem Hanım'ın çıkıp bir izahat vermesi lazım. Söyledi aslında. Hayır şu anlamda söylüyorum. Şunu söylüyor. Ben şimdi Şebnem Hanım'ın dediği doğru bir şey var. Diyor ki ben işkenceye karşıyım kardeşim. Kimden gelirse gelsin, mağdura bakmam. Mağdur velir ki benim düşmanım olsun. Eğer işkence yapılmışsa ben işkencenin karşısındayım. Bu çok ahlaki bir tuş. Buna hiç itiraz etmiyorum. Tek endişe duyduğum orada bazen aşırılık zıddımıza kaçırır bizi. Hani mesela çok hassas olursun bir konuya, çok hassassındır. Önüne gelen her şey seni manipülasyona açık hale getirir. Acaba böyle bir manipülasyona gelmiş midir, gelmemiş midir? Yani çok muallak bir durum var. Şunu da diyemiyorum. Yok abi bunların hepsi Şebnem Fincan Korucuyu yıpratma üzere yapılmış bir şeydir de diyemiyorum. Ama evet burada da haklılar da diyemiyorum. Şebnem Hanım az çok ta, ta, yani izlediğim kadarıyla kendince bu ülkede hani işkenceyi dert edinmiş bir insan. Niye Adnan Hoca'yı kurtarmak için böyle bir şey versin? Böyle bir işin içine girsin diye bakarım. Ama bir terslik var. İşkence 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da ortaya çıkarılabilecek bir şeymiş. Bir de orada tek başına Şebnem Hoca karar vermiyor. Bir heyet veriyor ya, gözündeki problem bir darp sonucu olduğu belgelenmiş. Tamam, yani öyle yani ona itiraz etmiyorum. Bu şu da olabilir. Belki de bu o zaman o işkenceyi yapanlar asıl işkenceyle Adnan Hoca'ya büyük bir mağduriyet verdiler, kazandırdılar. Şimdi kendi hatalarını ancak başkalarının raporuyla örtmeye de çalışıyor olabilirler. Ama ortada bir tablo var. Adam hapisten fotoğraf çektiriyor, artist gibi. Ya şura bakar mısın? On binlerce, binlerce insanın çocuğun hayatını karartmış hala hapisten artist gibi pozlar veriyor. 1300 küsür yıl hapis almış. O belgeselde duydum. Doğru mu? Mahkemesi bozuldu diye. Yok. 8 bin küsür yıl ceza aldı, hüküm giydi artık. İstinaftan ya da bir yerden bozuldu diye duydum o şeyde. Ben de baktım da bulamadım. Ben de izledim belgeseli ama davayı da takip ettim. Evet. Yani yok ha, umarım tüm. böyle bir bozulma yoktur. Yani şunu görüyoruz AK Parti'den önceki iktidarlar daha çok Erbakan'ın ko koruyup kolladığı Necmettin Erbakan'ın kol kanat gerdiği bir örgüt ahlak yok rezillik, pislik başkalarının çocuklarının hayatı üzerine şey kurmak, şantaj ya Adnan Hoca'yı o, dinliyorsun o belgeselde kendi ağzından Mesut Yılmaz'a nasıl kaset kurdu, şey, komplosu kurduğunu anlatıyor. Ülkede seçimi etkileyecek ve sonra serbest kalıyor mesela. Ya bir emniyet müdürü, ya bir yargıç, ya bir Ülke bugün değil. Ülke uzun yıllardır beri çürümüştü. Toparlayabilirdik, bu iktidar geldi daha da çürüttü. Daha da dibine kadar indirdi ne yazık ki. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ilginç bir şey yaşanıyor. Geçen hafta yönetim bir açıklama yaptı. Dedi ki artık e, ziyaretçilere açık olacak. Birkaç gündür de e, dışarıdan birileri geliyor. Öğrenciler ders anlatırken dışarıdan vatandaşlar onu izliyorlar. Neden böyle bir karar alındı? Amaç ne sizce? Delirmişler diyeceğim herhalde. <laughs> ya ben de bilmiyorum. Şimdi bugün o haberi okuyunca dedim ki acaba bilmediğimiz bir amaçları mı var? Ya sınıfa insanlar giriyor. Böyle sınıf ya. Öğrencileri izliyorlar mesela. Şimdi üniversitelerin bahçeleri açılabilir. Bu anlaşılır bir şey. Bu dünyada da böyledir birçok üniversitenin bahçesi. Açıktır insanlar giderler otururlar. Ama hiçbir şey olmadan ne diyecektim sınıfa kadar gidip zaten fotoğraflar şimdi görünüyor ekranda böyle öğrencileri izlemek fotoğrafını çekmek verimlilik kar, kar ortadan hangi mantıkla yapıyorsa İstanbul Üniversitesi bize bir açıklasın en azından toplumu da ikna etsin desin ki ben böyle bir karar aldım çünkü bu kararın şöyle bir faydasını umuyorum gençler için umuyorum okullar için umuyorum gelenler için umuyorum en azından bir izahat biz buradan baktığımızda bir delilik hali görüyoruz yani üniversiteler artık bütün ciddiyetini kaybetmiş, sınıflar yol geçen hanına dönmüş. Kimin girip bir de güvenlik sorunu var. Yani insanlar elini kolunu sallayarak sınıflara kadar giriyor. Sen bunun güvenliğini nasıl tedbirini alacaksın? Akıl alır gibi değil ne yazık ki. Ya, e, şunu söyleyeyim. Biz böyle siyasetle uğraşıyoruz ya. Yani kasırga deyip duruyorum ya Melike. Bugün e, sosyal medya dikkatimi çekti. Mazot fiyatları 6 ayda %100 artmış. 22 bin liraymış Haziran'da. 22 lira. Şu anda 46 lira çıkıyor neredeyse bugün itibariyle. Yüzde yüz. Bak bu bize neyi gösteriyor biliyor musun? Gelen felaketin boyutunu. Hani enflasyonu düşüreceğiz, ekonomiyi toparlayacağız şey var ya. Bunun nasıl bir palavra olduğunu. Daha yakıt, sadece akaryakıttaki artış 6 ayda yüzde yüzü geçmişken. Sen hangi şartta ekonomi düzelteceksin? O yüzden kasırga geliyor. Siyasetteki koltuk kavgaları bunu engelleyecek çapta değil. Zaten engellemek gibi bir dertleri de yok. İktidarın Türkiye'yi toparlayabilecek kudreti yok. O ayrı bir alanda sıkışmış kendince. Ve böyle bir karanlık tabloda izleyip bakıyoruz ve muhalif seçmenin şu andaki mevcut muhalefetin kurduğu koltuk oyununa dahil olmaktan başka da bir seçenek yok. Çünkü oy vermezse şöyle düşünüyor. Haklı. Ya ben oy vermezsem bu iktidar iyice güçlenecek. Oy vereyim dediğinde başkalarına sadece koltuk kazandırmış olacak ama kendine bir faydası yok. Kendine hiçbir faydası yok. Böyle de bir durum var ortada. Umarım Türkiye kendi şeyinde bu, bu sıkışıklığından bir çözüm üretir de buradan bir çıkış yaratır. Umarım daha büyük bir felakete gitmeden insanlar da aklını başına toparlarlar ama ben de artık şeyin geçildiğini ve bunu 1 Nisan'da göreceğimizi, normal bir seçime gitmediğimizi sandık güvenliği diye bir endişenin her şeyden daha büyük olması gerektiğini, seçim sonuçlarının, daha geçen hafta hatırlıyorsan Azerbaycan'da %92 ile kazandı. Orada nasıl oluyorsa, buranın da yavaş yavaş oraya doğru gittiğini, umarım görürler, umarım umarım belki hani bir şey kaldıysa buradan bir toparlama, onun dışında sadece nasıl ki siyasetçiler kendi canlarının derdine düştüyse, biz de seçmen olarak, halk olarak, en azından kendi çoluğumuzu, çocuğumuzu, kendimizi sağlama alacak bir şey içerisinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yorumlarınız için teşekkürler. Cuma Ben gelişiriz. de çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir aksilik bir terslik olmasa Cuma sabah 8'de buluşuruz. Bağışladığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.